you awake with me in the sunrise, sunrise, sunrise. Will you awake with me for the moonlight, moonlight, moonlight? How will günaydın. Günaydın mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyiyiz. Hazibeciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Artık burada koltuk tarafına doğru geçiyoruz. Koltuk kaplama nasıl yapılır? Bunu da yine kendimiz yaparak sizlere göstereceğiz. Biz tecrübe edeceğiz inşallah. Bunu da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tek deney işte. Tahminleri alalım. Koltuğu sizce kaç kere yaparız? Kaç kere yapar sökeriz. Ama daha önce çok koltuk söktüğüm için içinde tam olarak ne olması gerektiğini biliyorum. Biz Bursa'daki aldığımız o L koltuğu sök tak sök. 3 kere söktük. Zaten yeterince sökmüşüz değil mi Ümit? Koltuk şimdi artık tecrübelendik diyebiliriz. Ben okeyim ya. Ahşapların rengi bir tık açılmış. İşte bu bizim aslında istediğimiz renk değil miydi? Bizim nerede o ya? Bir tane deneme tahtamız var. Evet. Böyle bir 10 çeşit rengimiz var. 2 tane deneme tahtasında. O renklerden bir tanesi işte şu son aldığımız. Bunun birazcık daha açığı muhtemelen 1-2 gün sonra güneş gördükçe özellikle o hale tam gelecek. Evet. Neredeyse balkon camlarıyla aynı renk oldu. Bak git yanına direkt zaten, aynı. Evet evet. Direkt buradan aynı. Da görülüyor. Şu arkadakiler sorulmuş cam mı diye kırılır yolda diye değil. Duydunuz solid mı? Miydi neydi bu? Solid evet öyle bir şey. Yani bunu böyle oval yap, bük yine de kırılmıyor. Öyle bir malzeme. Evet. Plexi değil solid diye geçiyor. Aklınızda bulunsun. O zaman bu videomuz başlasın Asifeciğim. Haydi herkese keyifli seyirler. Bize de bismillah başlayalım işe. Maybe we can change our world around. Maybe we can waste this fertile ground. The time we have may never come around. The time we have can change. The
time we have may never come around. The time we have can surely be right now. Oh. Hello people, döşemeye hoş geldiniz. Birinci işim merdiven korkulucusu olmak. İkinci işim de döşemeci olmak, koltukçu olmak. Bundan bayağı keyifli sonra, değil mi? Evet. Ben sevdiğim işleri yapmaya karar verdim. Budur. Bu arada eski bir usul bunu yapmak. Hani yeni şeylerde, hele ki karavanlarda suntayı koyup geçiyorlar. Suntanın üzerine taş gibi oturuyorsun. Rahat biz onu denedik mi denedik. Küçük evet. Karavanda denedik. Hatta uzayın koltuğunun altına depolama alanı koyabilmek için onu da denedik. Ama sonra şu yöntemi keşfettik ki şurada 5 santim sadece boşluk var altında çekmece evet, yani. İşte bu da bir tecrübe size. Yani yapmak çok zor değil. Bir tane zımba makineniz oldu mu çat 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 geriyorsunuz. Şimdi bunun üzerine kumaşını gereceğiz. Ve sonra kenarlarına da cırt cırt yerleştireceğiz. Ve o cırt cırta da koltuk döşeme kumaşımız gelecek. Evet. O kılıflar da aynı IKEA'daki vesaire bu tarz yerlerde satılan koltukların bir kılıfları. Şey mi döküldü? Çıkart, yıka, tekrar tak. Evet. O kadar. Şekilde kolaylaşsın diye de cırt cırtlı. Hatta biz IKEA'dan daha kolay yapacağız. Çünkü burası ayrı çıkacak. Burası ayrı çıkacak. Üstteki şeyler, minderler tek tek ayrı çıkacak. Daha kolay bizimki. Tık tık geçireceksin. IKEA'dan daha iddialı konuştum. IKEA'dan daha iyi yapacağız ya biz. İki aya kadar bitiriyoruz aşk arkadaşlar. Bunun boyunu kestik. Bu da aynı zamanda nem bariyeri gibi değil mi Asibe'cim? Evet. Küflenme vesaire olmasın diye de böyle şöyle yakından gösterelim istersen kumaşı. Hafif delikli gibi böyle güzel bir kumaş. Sıra geldi şimdi cırtlara. Cırtlara geldi sıra ve şimdi şovu izle bak. Bunların hepsini nereden öğrendim? IKEA koltuk sökümünden. Çünkü çok söktüm, çaktım tekrar. O yüzden o cırtları mırtları hep söktüm, taktım ben. Şimdi bu cırtları üzerine de kılıfları geldiği zaman karşı cırtlarda onlar da olacak. Aynen. Pıt 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 buraları cırtlayıvereceğiz. Çok güzel. Böyle çok sık atmışlardı. Öyle devam ediyorum. Bak ama burası boşa geldi. Çok ucundan atmayacağım demek. Sizden IKEA'dan öğrendiğim kaplama şeyini paylaşıyorum sizinle. Bakın. Burayı böyle yaptım. Sonra şöyle döndürüyorsun. Gördünüz mü? Allah'ım ya Rabbim ya. Bundan sonra kaplamacı, kaplamacı mı denir ona? Koltukçu hasip edersiniz. Döşemeci. Ben bakalım Asibe'cim şöyle bir üstüne şu şeyi. Şunu mu atayım? Hop. İşte koltuk böyle yapılır arkadaşlar. Yılların koltukçusuyuz be. Üstüne daha minderleri gelecek. O yumuş süngerlerden yapacağımız. Üst minderlerin hani böyle geriyorlar da zımba gibi böyle hani şey yapıyorlar ya. Öyle değil. Daha rahat, salaş, evet, yumuşak evet. Yumuşak olsun istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki önceki karavanlardan da evde de oturduğumuz koltuklardan da biliyorsunuz hazır fabrikasyon ürünler biraz daha böyle kumaşları falan gip gergin oluyor. Ya böyle. Bu çekyatlar falan var ya mesela çok sert böyle. Kazık gibi oluyor. Kazık gibi oluyor. Evet. Tamam okey 25 yıl dayanır muhtemelen. Çok sağlamdır ama IKEA'nın koltukları da 10 sene dayanır. Rahat bir de yani. Rahat yani 10 sene yeter bize. O yüzden millet o kadar alıp duruyor ondan. Evet. Ama işte buradan bütün koltuk firmalarına sesleniyoruz. Daha yumuşak koltuklar yapılabilir. Ya da yani nasıl isterseniz öyle yapın. Bize ne? Fail futures falling like leaves in the autumn of destiny trees. Piled up rotting part of the past, monogamy prisoner put to death at last. Yours to heal my eyes open
Kolay gelsin. Sağ ol Asibe'cim. Asibe, süngerleri yaparken ki koltuğun yan süngerleri görmüşsünüzdür biraz önce. Ben de bunları yapayım dedim. Boş durmayayım çünkü oradaki iki kişilik işi tek kişiyle düşürdük. Bunları da aradan çıkarayım. Bunlar da zemindeki dolabım. Biz ona ne diyoruz Asibe? Televizyon dolabı mı diyoruz? Niye televizyon dolabı diyoruz? Televizyon da yok orada. Televizyon dolabı olur genelde ya ondan. Konsol da denilebilir onlara. Yerdeki böyle şeylere ne deniyordu ya onları? Bir şey. Konsol mu acaba? Konsol daha geniş oluyor herhalde. Evet işte onun... Vitrin mi? Onun kapakları bu da. Bunları da aradan çıkarayım. Sonra da yatak odasının kapısıyla aradaki çıtalar var. Onları yapacağım. Okey, kolay gelsin. Sağ ol canım. Asibe'cim, kaplamalar bayağı iyiymiş. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Eğilince şu bacağım çok ağrıyor da. O yüzden. Ben de kapıları ve bu tarafı bitirdim. Güzel oldu he. Ne diyorsun? Çok güzelmiş. Burayı da yapalım. Burayı da mı yapalım? Hı. Ama Asibe ya, bunlar çok... Şununla şu renk güzel olmaz mı? Olur. Olmuş zaten. Bak şurada var. Şunu şu. Yapalım. Bunları da yapalım. Bunları da. Ne zaman yapacağız? Tipine bak. Ya şu kağıdı bantlamak biraz sıkıntılı işte bunu. Şunlar çok güzel olur yağlanınca. Bantlarsan ben yağlarım. Şimdi bantlayayım mı? Ben tamam, şurayı hemen bantlayayım. Şurada evet. Ümitciğim, Ümitciğim saat olmuş 11. Tuvalet de bitti be Asibe'cim. Şöyle açayım. Tamam. Burası. Yarın gününüz gözüyle zaten güzelce çekeriz. Artık gidelim biz. Uyuyalım Asibe'cim. Zor bir işti ya. Ay ben bir kısmını yapmaya çalıştım da rezalet. O ince ince şu aralar falan. Evet. Çok kötü, çok gıcık. Allah mahvetti beni de. Beline sağlık. Neyse ki bitti. O zaman günaydın. Günaydın. Yine koltukla başladık güne. Koltuklar. Mesaj geldi. Bakayım kimden gelmiş. Hadi hep beraber bir mesajımı okuyalım şimdi. Aç bütün mesajı. Ya sürekli bana markalardan mesaj geliyor ya. Bıktım artık. Alışveriş yapmadığımda markalar nereden buluyorlar benim numaramı da dıt dıt dıt. Bir tane bir var ya 0850 numaralar. Siz anladınız onları. Engelliyim abi, benim numara buluyorlar ya. Diyor ki sizin internet taahhüt süreniz dolmuştur. Ne? Benim internetim yok ki kardeşim. Sen nereden benim internetim olduğunu çıkarıyorsun bir kere. Ev interneti diyor. Evimiz mi var bizim ev internetimiz olsun? Ya bizim bir tane o da şey. Superbox'lardan işte. O da arttı da arttı, sormayın. Başka abi alternatif yok diye mecbur kullanıyoruz. O kadar para vermek yani çok dokunuyor, neyse. Bu arada ben size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bizim telefon faturalarımız, ama bunu söylersem şimdi arttırmasınlar. Ya düşünsene bizi dinliyormuş o şey. Eğer izliyormuş Vodafone bizi. Söyleme. Buradan sevgilerimi gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz Vodafone ailesine. Biz 3 GB'a o kadar az para ödüyoruz. 3 GB ki. Sınırsız konuşma, sınırsız işte mesaj. Mesaj kısıttı mıydı gerçi? Tamam. Ya önemli değil. Mesaj onları da zaten kullanmadığımız şeyler oldu hiç. Ben her yıl fatura zamanı geldiği zaman diyor ki faturanızı güncelleyeceğiz. Şu rakama çıkıyor diyor. Ben arıyorum. Ne diyorum? O kadar rakam mı olurmuş ya? Geçerin kardeşim beni kontrolüye diyorum. Hasibe'nin attı da benim üzerime. İkisini de kontrolüye geçirin diyorum. Bir daha arıyorlar beni. Diyorlar ki ya kontrolüye geçilmeyelim. 3 lira ya size.
şu fiyattan devam edelim diye. Yıllardır 20 TL'yi geçmezdi benim faturam. İlk defa bu 30 TL'yi geçtik bu sefer. Ama olsun, 30 TL de 30 TL'dir yani. Böyle de pazarlıkçıyımdır. Ama bir şey diyeceğim. Zaten kontrolüye geçebiliriz ki o kadar. Mesela 120 lira 3 GB'lık şeye vereceksem zaten kontrolüye geçerim. Aynı fiyat ki. Yok ya, kontür tarifeleri de pahalı ya. Ya evet, bir de ani de işte bir şey 120... oldu. Aramak gerekti. Kontrolü de kullanmam. Zaten hadi tamam geçiriyoruz deseler kusura bakmayın ben vazgeçtim. Kontrolde normal ben faturalıda kalayım. Biraz daha bir şeyler yapamaz mıyız diye döneceğim de her seferinde yiyorlar. Her sene geçirin kardeşim kontrolü o zaman diyorum. Faturam yine 30 liradan devam ediyor. Neyse hadi sen şunu tut. Kolum ağrıdı. Ben şunu yapıştırayım tut. Bu kolçağı da yaparsan şu koltuktan diğer koltuğa geçeceğiz inşallah. Böyle gündüz gözüyle de görün arkadaşlar. Ben sizi biraz gezdireyim. Buranın şeyleri bitti. Üzerine kılıfları geçti mi bunlar hazır. Dün ben neler yaptım onu göstereyim size. Bu yatak odasının kapısını dün akşam verniklemiştim. Aynı zamanda bu arayı da vernikledik böyle. Buranın da böyle vernikleri yapıldı. Üst taraflarını falan her yerini vernikledik. Bir şunu koyamadık. Bir de tuvaletin bağlantısını yapsak tuvalet dişimiz bitecek. Lavaboyu bekliyoruz. Lavabo gelince göreceksiniz hep birlikte. Şu boşluğa da diyorum bir şeyle kullanalım ama varsa fikriniz buraya fikir alırım. Son olarak da buraları koyulttuk. Bunu da koyutmamız gerekecek. Bunu da normal şeffaf vernik atmıştık. Artık zımparalayıp bunu da koyutacağız. Bu dolabımız da tamam. İşte böyle bütünlediği için şu an mesela daha böyle bir ortama yayılmış renk oldu. Camını da taktım. Solid camını da taktım. Sen de... Plezit yazıyordu üstünde de. Ben bunu bitirdim. Bu koltuk bitti. Buna mı geçiyor şimdi? Evet. Gergiyi geriyoruz ama gergi yetmeyecek gibi bir korkuya düştük. Şimdi aynen 45 dakika içinde şeyci bu gergileri aldığımız yer süngerci kapanacakmış. Biz koşu koşu oraya gidelim. Çarşıdaki işlerimizi halledelim. Bu arada buramı çok fena kestim. Evet şu dolabın rafları vardı şu tarafın. Bunlar eksikti. Büyüktü, uzundu. Onları kestik. Sonra bir yeri kalmış. Şöyle elimle tozunu atayım derken cart diye kestim. Bir geçmiş olsunuzu. Bir nazar var ya bu kızda. Anneannem diyor nazar var size. Oh, çaylarımızı da koyduk. Geldik mesaiye başlıyoruz. Hava karardı mı biz online'ızdır değil mi Asibeciğim? Biz akşam insanı mıymışız acaba Ümit? Ben hep kendimi sabah insanı zannederdim ama akşam daha keyifli oluyor. Ya. Ben açıyoruz hiç sabah insanı olduğumu düşünmemiştim. Oh, radyomuzu açıyoruz. Kaloriferimiz çalışmış mis gibi sıcacık. Oh, çay. Çayımız da var. Haydi bakalım koltuk atölyesi göreve başlıyoruz. Koltuk atölyesi aynen haydi. Sun is dark, it's undefined, want to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. Why keep you hiding where the sun is dark? It's undefined, want to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. Evet, zımbalama bitti. Şimdi koltuğu, kılıfını yapacağız. Koltuk işimiz bitiyor. Minderleri evde yapacağız evet. Artık. Buradan ne kadar sıcak geliyor. Bu kalorifer neymiş? Arkadaşlar bu halde sistemi var ya. Yandık be. Böyle bir kalorifer sistemi olamaz ya. Çok sıcak ya. Kanama döndürüyor ya. Hayret bir şey. Çok bu kadar şikayet ediyormuşuz. Çok da açmadım ha. 21,5 derece mi? Ne getirdim? Arkadaş böyle bir şey olur değil mi ya? Bakın bizi tavan falan açık yani. Çok balkon çok... falan. Kapattık. Çok güzel bir ısıtma sistemimiz var diyebiliriz. Çok aynen harika. Ya. Büyük araç yapıyorsanız Alde kesinlikle arkadaşlar önerilir. Şu an Alde'den başka hiç ısıtma sistemim yokmuş gibi hissediyorum. Vallahi çok iyi. Çok şükür bitti be.
Ya yapar. Çok eğlenceli, keyifli bir iş olmasına rağmen çok yorucu. Evet. Çünkü aynı şeyi tak 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 yüzlerce kez yapıyorsun. İşte zor biraz. Saatlerimiz yine 11. Biz alıştık ya bu gece vardiyasına. Ya daha iyi çalışıyoruz zaten. Biz eve ne diye geldik? Gece vakti çalışabiliriz çalışmak istediğimizde tabii diye. Tabii tabii. Bursa'da o çok imkanlı yoktu. Ama buna daha yeni yeni 2-3 ay sonra Eskişehir'e geldikten sonra geçtik. Abi karavan bitiyor. Aa tam çok alıştık biz çalışmaya. Karavan bitti. Sonu hızlandırdık en azından. Şimdi koltuklarımız da var. Ümit hangi koltuk senin, hangisi benim? Valla bunun için Hasibeciğim konuşacağız seninle. Benim o taraf benim gibi düşünüyorum. O taraf mı? Evet. Ama soba tarafı senin olur ya. Sen sıcağı seviyorsun, ben soğuğu seviyorum. Bence benim o taraf benim ya. Taş kağıt makas oynarız. Herkesin önünde challenge bakalım. Bu koltuk mu benim olacak yoksa bu koltuk Hasibe'nin olacak? Bence tartışma. Sen niye bunu istiyorsun ki? Sen sobayı seversin. Sen sobayı yanına... severim de. Yani emin olamıyorum ya. Ben acaba hangisine oturmaktan daha rahat neyse, hissederim? Neyse minderlerini de koyalım, öyle deneriz. Ben bu koltuğu istemiyorum ama. Başka koltuk koyacağım. Tek bir koltuk koyacağım. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. And I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sad. Alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place. I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the last of the hill. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. Nasıl güzel olmuş mu? Ben burada bu döşemeyi hallettim. Şuraya da çıtalarını koydum. Ay. Dyson daha kurumadı tabi. Bantla istersen. Yani basmazsak zaten gideceğiz. Çok güzel olmuş ama. Evet, burası tamamlandı. Bu taraftan da gösterelim, gel Hasibe. Buradan da böyle tuvalette birleşmiş oldu. Şey çok yakışmadı mı ya? Duvar kağıdı, evet. Bu ahşap rengi ve yerler çok yakışık, çok beğendim. Çok şık oldu ya. Burada şöyle çerçevesini görüyorsunuz. Kapat Ümit'ciğim. Böyle. İzeli olacak şekilde. Çerçevelerini yaptık. Bunlar yağlanacak. Aynı rengi dönecek. Hasibe'nin babası da bana yardımcı oldu bu arada. Şu kulpları taktık. Sonra Hasibe'cim kulplar var. Sonra en güzel kulplarımızı göstereyim. Evet. Bunlar çok güzel olmuş. Aşırı yakışmış ya. Bunlar da yağlanacak herhalde. Evet. İçeriden de kilitleniyor. Dışarıdan da kilitleniyor. Ay ha, tam sen... kilitliyordum. Bakın böyle. Ay hiç görmediniz kilitliyi. Açtım. Böyle şunları da yağlayacağız. Aynı renk olacak. Arkalarına da kulp taktık. Aynı zamanda tuvaletimizde sürprizler var. Onu Hasibe'cim geç sen anlat. Şimdi tuvaletin kulplarını tak. Kulpları tuvaletin göstereyim şöyle. Kulpları. Pişir pişir. Şuradaki kulplar da takıldı. Şöyle. Bu, güzel. Bir camları koyulacak. Bundan sonra asıl önemli yere geldik. Burada
Aynı duvarlarla aynı şekilde. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Duvarların aynı çiçeğinden, aynı renginden. Aynı deseninden bir lavabomuz var. Bunu el yapımı önceki videolarda söylemiştik. Seramikten yapıldı. Sevgili Elif Acar bize hediye etti bunu. Ve ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tam istediğimiz gibi oldu buraya. Bunun da musluğu takılıp sonra da içinin gideri bağlanacak ve buraya sabitlenecek. Aa çok güzel değil mi ya? Bizim özel seramiğimiz. Çok geçti ya buraya resmen. Burayla uyum içinde oldu. Bunun çerçevesi var. Bir oraya gelemedik ama büyük işleri yapalım diye bu küçük işleri sallıyoruz. Ya temel belli zaten. Ya o yüzden o kısma daha geçemiyoruz yahu. Evet. Ne güzel bir aynamız var burada ya. Kapıyı tutacak bir şey gerekiyordu arkaya doğru gitmesin diye. Şimdi buraya kilit milit bir şeyler yapacağız. Evet. Buraya da kilit yapacağız. Bu hem buraya hem buraya kilitlenecek. Bence çok başarılı bir kapı oldu ya, iki taraflı. Evet. Kapı anne. Bunları yağladık mı? Çok güzel olmuş ya, eline evet, sağlık. Bu kenarları güzelce tertemiz ahşapla. Elinize sağlık, babam da yardım etmiş. Sibeciğim. Evet. Süngerleri dizmişsin üstte. Size sünger anlatmaya geldim. Birkaç tanesini kapladım. Hatta bir tanesini daha da kapladım. Onu en görürsünüz. Kaplanmayanı çıkarsana. Onu ne yaptın onu bir gösterelim. Şimdi en kaplanmamış gibi değil de yani yapıştırıcı tutmamış. Şimdi bakın burada dörtlük bir sünger var normal. Bu 11'lik mi öyle bir sünger. Bu da daha böyle yumuşak visko süngere yakın bir sünger. Bunu buna yapıştırdım. 10'luk kenarlara kadar götürmüşsün. Evet 5'er santim kısa. Evet. Sonra bunu da burada kapattım. Yani normalde şunlar genelde kapalı. Yani özellikle şunlar kapalı. Bunları bir de elyaf geçiriyorsun. Bu elyafları da üstünü böyle kaplıyorum. Sonra... Bu bizim... kumaş Sasmen'in gönderdiği bir koltuk kumaşı. Yani beyaz kumaşımızı. Bu arada yine teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Çok özellikle güzel böyle leke tutmayan yıkanan rahat rahat öyle güzel bir kumaş. Beyaz olmasında sakınca yok o yüzden ve çok güzel duracak bence oraya. Ama bu videoda görmeyeceğiz bunu. Çünkü onu muhtemelen evet tamam, karavan turu değil mi? Karavan turunda geçeriz o kılıflarını dikip. Şimdi gel bir de iç kılıfı dikip. Gel. Bizim baz aldığımız koltuk minderi buydu. Şimdi bu IKEA'nın kendi koltuk minderi. Bu da bizim koltuk minderimiz. Bakın yükseklikleri aynı. Ya şöyle kenardan göstereyim. Duruşları da aynı. Arkasını kapatacağım. Yani şurada şöyle. Arkasını kapatacağım ve iç kılıfları bitmiş olacak. Bu sünger hazır olacak ve üstüne oradaki beyaz kumaştan şu dış kılıf yapıldığında fermuarlı. O da böyle çıkart makineye at yıka tekrar tak falan gibi bir şey olacak. Her şeyimiz hazır olacak. Bu kadar. Bir tane yapmışım. Hangisi daha yumuşak Ümit? IKEA'nınki mi benim yaptığım mı? Ben test ettim. Bizimkisi bir tık daha yumuşak olmuş. Daha güzel olmuş. Bakalım kaç tane dikebileceğim. Ben şimdi geceleri sürekli dikiş dikiyorum evet, arkadaşlar. Bir dakika. Benim tezgahını da gösterelim burada. Şöyle gördüğünüz üzere burada tıkı 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 kedileriyle beraber tanıştıralım. Ü. Gelenler biliyor zaten. Neden Ü biliyor musunuz? Arkasında burada Ü yazıyordu ilk doğduğunda. Şurası Ü'ydü. Büyüyünce silindi. Ü, Müezza'nın kızı. Bu Müezza. Bu da Ponçik. Güzel oğluşumuz. Bu 8 yıllık bir kedidir kendisi. Dünyanın en iyi huylu kedisi. Gel bir de yatakhaneye gidelim. Kediye yatakhanesi. Aa yatakhanemiz var bizim. Bu kara kediyle yeni tanıştık. Müezza'ya benziyor diye buraya getirdik. Junior Müezza olabilir. Bu çok tatlı bir sarı kedi. Bu da yeni geldi. Bu yatakhanemizin yeni müşterileri. Aynen. Bu Podi. En yenilerden biri o da. Podi. Daha minnak. Podi bir akşam Ümit'in ayağına tırmandı ve eve geldi. Kendini eve attı. Çok akıllı. Küçük gözüktüğüne bakmayın. Cüce aslında. Şurada siyah beyaz aksiyon seven bir kedimiz var. Kendisi hemen kaçtı evet. Farkındaysanız. O kendi kendine bir şeylere giriyor. Böyle bir oradan atlıyor zıplıyor. Sanki biz onu kovalıyormuşuz gibi falan. Çok güzel bir koltuk yaptım. Bakın. Bunun altında o sünger parçalarından böyle bir koltukları kedi var. Kedi koltuğu burası. Kedi koltuğu. Şimdi alt kata bakalım burada bir kedimiz var mı? O iki tane kedimiz var. Bunlar aşıklar. Birbirini seviyorlar. Alt yatakhaneden. Hemen burada yeni kedilerimiz geldi. Bu gri ponçik diyoruz buna. Bu çünkü... biraz daha soluk kontrast azaltılmış ponçik. Burada düdüklü var. Bu düdüklünün sesi çok güzel olduğu için kendisi düdüklü. Güzel kızım. Şurada sonra kuş var. Şurada kuş uyuyor. Neden kuş? Çünkü kendisi miyavlamıyor, ötüyor. Kuş gibi ötüyor. Dediği için annem. Diğer yatakhanelerimiz böyle yavaş yavaş büyüyor. Burada da elektrikli bisikletlerimiz fark etmişiz. Yanında bir tane... da. Şunları satalım ya. Bunları satalım. Bunları hiç kullanmadık, biz ya. Bir kere Marmaris'te kullandık. Kuruluki miydi bunlar? Galiba. Hastalık vardır arkadaşlar. Instagram'dan başlayalım. Ya Letgo'dan satarız. Letgo'dan satarız aynen. Bir tane daha kedimiz vardı. Onu görmenizi isterdim. Kendisi çok büyük bir kedi. Erkek. Belediye kısırlaştırmış. Geldi. İyi huylu tatlı bir kedi. Şişko bir de. Kedili
kadın olmuşsun Velsibe'cim dediğinizi duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar, bunlar bizim tanımadığımız kediler. Kışı burada geçirecekler sıcak sıcak. Evet. Sonra dağılacaklar. Burada böyle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dışarıda mamalarımız da var. Hazır böyle Hasibe'nin babası sağ olsun hep koyar mamalarını. Evet. Damacana ters çevrili şekilde yedikçe dökülen bir sistem var. Önde arkada oraya gelenler sayarsak 30 tane kedi var. Bütün mahallenin kedileri oradan nasipleniyor çok şükür. Bütün kedilere kedi halkına açık bir yer. Şuradan kapı girişi var. Şurada evet. Geliyorlar, giriyorlar. Burada takılıyorlar. Sobayı yakıyorum bazen geceleri çocuklarla. Evet. Sıcağı seviyorlar. Öyle. Böyle keyifli yani. O zaman Nasibe'cim kedi yatakhanesinde anlattığımızda göre en çok merak ettiğim konuyu. Ya ama yatakhaneye benzemiyor mu? Her yerde her böyle yerde bir şey, evet. Yataklar bilmem neler. O zaman bizi artık karavanımız Alaska'ya ışınlı da yarın sabah olsun da final hadi yapalım. Hadi sabah görüşelim o zaman. Bu arada koltuk kısmını bitirdik ama tabii arada çekmediğimiz günler var. Gördüğünüz üzere yağmur yağıyor ve soğuklar başladı. Biz de balkonu kapattık hatta bu arada. Çok soğuk arkadaşlar. Eskişehir bilmiyorum bulunduğunuz şehirler nasıl? Bir bak de ağzından buhar çıkıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? O kadar soğuk. Evet ya. Bir de karavan içi sıcak yani güya dışarıya göre. Ümit de kısa kollu duruyor işte. Benim soğuk sevgimde buradan anlarsınız. Tabii bu hafta biraz hastalıklarla da yani hasta oluyoruz gibi bir gün hastayız böyle kırılıyor vücudumuz falan. Ertesi gün Nasibe'cim veriyor vitaminleri, veriyor zencefili limonu. Ya bu arada bence herkeste öyle bir şey var. Bir hasta bir dışarı çıkıyorsun, kendini iyi hissediyorsun, geliyorsun hastalıktan ölüyorsun, yatıyorsun falan. Sadece Eskişehir'de mi? Başka şehirlerde olanlarda da var mı böyle sizde kırgınlık? Sizde de var mı ya bir kırgınlık, hasta bir şeylik? Bu hafta bununla cebelleşerek geçirdik. Ona rağmen bir şekilde istediğimiz şeyleri yaptık gördüğünüz üzere. Artık üst kattan en azından salon, tuvalet, banyo ve yatak odasından küçük küçük işleri kaldı. Onlar artık videosunu çekmeyeceğiz. Aynen. Bu bizim yani sırt yaslanması, bunların kılıfları falan filan en son işler ki ortalık toplandıktan sonra konulacak. Bir de şimdi her şeyi de göstermeyelim ki karavan turuna da bir şeyler kalsın evet, yani. Evet biraz da sürprizi kalsın. Ki karavan turunda emin olun uzayda da yine böyle bu aşamalarda bırakmıştık ama karavan turunda herkesi böyle bir kat daha mutlu etmiştik. Çünkü aylardır beraber siz de bizimle yapıyor gibisiniz karavanın aynen her aşamasında. Aynen. Hepimizin emeği var yani şurada. O kısımda da size hediye gibi olsun, sürpriz gibi olsun. Karavan turunda bitmiş halini üst katın göreceksiniz. Bundan sonrasında da zaten arkada bir balkon kısmımız kaldı. Sonra da alt katı yapıp gideceğiz. Son 2-3 videoya giriyoruz. Güzel planlarımız da var balkonla ilgili değil mi Ümitciğim? Evet, onu da haftaya göreceksiniz. Bu hafta aslında birazcık başladık oraya ama onları göstermeyeceğiz. Size haftaya tamamını gösterelim ki evet, anlaşılır olsun. Yapmak isteyenler de öyle yapabilsin diye. Ya kolay bir iş değilmiş o yüzden artık. Yani tavsiye ediyor muyuz? Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok ben zor. Ben şöyle parasal olarak zorluk çekenler varsa ve daha iyi olsun istiyorsa kendileri yapabilirler. Ama böyle biraz daha tabii kolayına kaçmak. Ya da benim vaktim yok diyenler için yani tabii ki yaptırırsın. Veya benim elimden gelmez diyenler için inanın benim de elimden gelmiyordu ama geliyor işte bir şekilde. Vallahi gelmiyordu. Beynim o kadar yandı ki düşün nasıl dikilir buraya neyse, diye. Onu haftaya göreceğiz zaten. Aynen, haftaya konuşuruz. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Haydi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. When he tried to make me pay the rent, said I ain't got no money for you, can I pay him away with these dancing shoes? Thought I was kidding. You owe me, I can't count on anymore. Some police come and knocking on our door. We'll be burning down the house, tear it to the ground, burn it up, tear it down, burning down the house. Well, I spent some time in a backwoods town, nothing to do, cause there's nothing around. That chick sheriff ran around the block, streets empty and the doors are locked. Got feeling lonely. Came ring my bell, tell me a lot about heaven and a lot about hell. I ain't got no money for you, can I pay my way with these dancing shoes?